Değerli milletvekilleri, sevgili gençler ve kıymetli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Konuşmama 36 yıl önce tarihin huzurunda yankılanan bir ilanı hatırlatarak başlamak istiyorum. Türk milletinin sadık ve kutlu bir evladı, merhum Rauf Denktaş, 15 Kasım 1983'te diyordu ki, Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız, istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Genç Türk Devleti'nin Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. yaşı kutlu, varlığı daim olsun. Doktor Fazıl Küçük'e selam olsun. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahramanlarına selam olsun. Mücahit Rauf Denktaş'a selam olsun. Kıbrıs davasının tüm şehitlerinin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun, Peygamber Efendimiz'e inşallah komşu olsunlar. Aziz milletim, Türk milleti ezelden ebede milli onurunu çiğnetmeyen, baş veren ama baş eğmeyen bir millettir. Bu en kıymetli hasletimizdendir. Esir düşmektense ölümü yeğleyen bir milletin bundan daha büyük bir hazinesi olabilir mi? Ancak bu lafla olmaz. Milli değerlere sahip çıkabilmek için insanın önce kendi onuruna sahip çıkabilmesi gerekir. Milli olabilmek için yüreğin millet için atması gerekir. Milleti unutan milletin onurunu da unutur. Unutunca ne olur? İşte başımıza son günlerde yaşadıklarımız gelir. Bu aziz milletin cumhurbaşkanı gider, dünyanın öbür ucunda 3-5 kendini bilmez senatöre ifade verir. Dünyanın gözü önünde vatanımıza göz dikmiş bir teröristle eşitmiş gibi muamele görür. İstediği ve hakkı olan hiçbir şeyi alamadığı halde bir de üstüne Türkiye'de tutuklu olan bir FETÖ'cüyü serbest bırakır. Ama milletini 7 düvele mahcup etmekten en küçük bir mahcubiyet duymaz. Baş veririz ama baş eğmeyiz der, başını öne eğip gerisin geriye döner. Sayın Erdoğan, koskoca bir millet arkandayız dedi. Seni öylece uğurladı. Git ve gereğini yap dedi. Git ve milletimize, devletimize hakaret edenlere gereken dersi ver dedi. Git ve milli güvenliğimizin ihtiyaçlarını al ve gel dedi. Sense gittin, yine boynumuzu büktün. Büyük Türk milletinin tarihine yakışan bu değildi Sayın Erdoğan. Yazıklar olsun. Atsızın dizeleri hislerimize tercüman oluyor. Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü. Değerli kardeşlerim, Sayın Erdoğan Amerika'ya neden gitti? S-400 füzeleri ve F-35 uçaklarıyla ilgili krizi aşmaya gitti. Peki aşıldı mı? Hayır, aşılmadı.
FETÖ'nün elebaşını istemeye gitti. İstedi de tek bir kelime cevap duydunuz mu? Hayır, duymadınız. PKK, PYD'nin elebaşını istemeye gitti. İstedi de zerre kadar ciddiye alındı mı? Hayır, alınmadı. Başka, Suriye'deki güvenli bölge için verilen sözlerin tutulmasını istemeye gitti. Peki derde derman tek bir söz alabildi mi? Hayır, alamadı. Şimdi hayati soru şu. İstediği hiçbir şeyi alamadığı halde Sayın Erdoğan niçin Türkiye'ye bu kadar mutlu döndü? Kapalı kapılar ardında bir söz aldı da onun için mi huzur içinde döndü? Buradan Sayın Erdoğan'a soruyorum. Washington'a milletimizin bekası için mi, şahsi bekan için mi gittin kardeşim? Hiçbir şey alamamışken, milletimizin hakkını savunamamışken sen neden böyle mutlusun? Hangi meseleyi hallettin de bu kadar rahatsın? Hayırdır Sayın Erdoğan? Değerli milletvekilleri, Amerika'da bunlar olurken içeride saçmalamaya devam eden AK Parti kadrolarının cehalet ve cüretine bakın. Tarihinden bir haber bir belediye başkanı, Trabzonlu bir kardeşimize ne dedi? Sizi biz Müslüman yaptık dedi. Lafa bak lafa, lafa bak lafa. Ne diyor alim? İslam'ın şartı beştir. Altıncısı haddin bilmektir. Biraz sizler, nedir Trabzon'la alıp veremediğiniz? Nedir Karadeniz'le alıp veremediğiniz? 31 Mart'a giderken Ekrem İmamoğlu'na Pontus göndermesi yapmaktan utanmadınız. Şimdi de sizi biz Müslüman yaptık diyorsunuz. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz be? Senin haddine mi o laflar? Sultan Mehmet'in kapısını açtığı, Sultan Selim'in idare ettiği, Sultan Süleyman'ın doğduğu topraklardan bahsediyorsun efendi. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Haddini bil, haddini, cahil adam. Değerli dava arkadaşlarım, tarihine ve milletine bu kadar yabancılaşmış bir kadronun artık Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yoktur. Biri büyük, diğerleri küçük saraylarından kafayı çıkarmıyorlar. Bağrından çıktıkları millete yabancılaştılar. Öyle yabancılaştılar ki ne anaların çaresizliğinden haberdarlar ne de babaların feryadını duyuyorlar. İşte size bir örnek. Giresun'da ey nesilde aramızdan koparılan Rabia Naz yavrumuzu biliyorsunuz. Türkiye adalet arıyor. Rabia Naz'ın anası, babası adalet arıyor. Kızının bir kazaya mı yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini öğrenmek istiyor. Bilmek istiyor. Ama adalet arayanlar her seferinde azar işliyor. Tanıklar ifade değiştiriyor. Adalet olaydan 1,5 yıl sonra doku örneği istiyor. Bir baba, bir anne adalet geciktikçe, adalet yolunu şaşırdıkça isyan ediyor. Duyan var mı? Yok. Evladını kaybetmiş bir babanın önce vicdanımızda dokunulmazlığı olacak. Analar konuşacak. Babalar konuşacak. Siz de başınızı öne eğip dinleyeceksiniz. 1,5 yıl geçmiş. Halen bir arpa boyu yol alınamamış. İddialar yenilir, yutulur gibi değil. Ama sorular hala cevapsız. Rant ihalesi olsa meseleyi 2 günde çözerlerdi. Ama Rabia Naz'ın babası adalet istedi mi vermezler. Adalet oyuncak değildir. Oyun hamuru gibi şekil veremezsiniz. Geciken adalet
adalet değildir. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun dizelerindeki gibi ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli. Mukaddesatımız adalet mülkün temelidir diyor. Sayın Erdoğan, bir kere daha sesleniyorum. Bir kere daha söylüyorum. Mukaddesatımız adalet mülkün temeli diyor, temelidir diyor. O mülk paranız pulunuz değil. O mülk varlığımızdır. Varlık sebebimizdir. Rabia Naz'ın babasının söyledikleri ağrınıza gidiyorsa, perişan ettiğiniz ekonomiyle ilgili söylediklerimiz ağrınıza gidiyorsa, devletin tüm imkanlarını seferber eder, çözersiniz, çözmelisiniz. Lafa geldi mi? Biz millete efendi değil, biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik demeyi biliyorsunuz. Ama milletin tek bir evladı ağzını açsa dayılanıyorsunuz. Sizin işiniz millete dayılanmak değil. Milletin önünde el pençe divan durup sorularını ve cevaplamak, sorunlarını çözmektir. Aziz milletim, gerçekleri yüzlerine çarpınca da diyorlar ki siz iktidara gelseniz daha iyisini mi yapacaksınız? Tabii ki daha iyisini yapacağız. İyi Parti'nin iktidarında adalet gecikmeyecek. Sağ olasın. İyi Parti'nin sağ olun. İyi Parti'nin iktidarında, İyi Parti'nin iktidarında herkes emin olacak ki kimse mazlumun hakkını gasp edemeyecek. İyi Parti iktidarında hiçbir bakan çıkıp da milletini tehdide cesaret edemeyecek. Çünkü bilecek ki böyle bir gaflette bulunursa kapı dışarı edilir. İyi Parti iktidarında kişisel hesaplar görülmeyecek. Milletin hazinesi 5 müteahhide peşkeş çekilmeyecek. Önce emeklilikte yaşa, pardon, saraya takılan EYT'li kardeşlerimizin sorunu çözülecek. Sayın Erdoğan'ın bizzat söz verip sonra da sözünden döndüğü 3600 ek gösterge bekleyenlerin sorunu çözülecek. Önce iş arayan milyonların sorunu çözülecek. 3-5 rantçının değil, önce milletin işi çözülecek. Tabii ki daha iyisi olacak. Siz geçmişle kavga edip durursunuz. Biz gelecekle yarışırız. Bizim farkımız budur. Bizim varlık sebebimiz budur. Değerli yol arkadaşlarım, iktidarın ve küçük ortağın bastıkları yerde ot bitmiyor. Maşallah dedikleri 3 gün yaşıyor. Baksanıza, 12 bin yıllık dile kolay, tam 12 bin yıllık gölü kuruttular. Adı üstünde dipsiz göl. Ama bunlar define peşinde, altın arama peşinde olunca dibini bulmayı başardılar. O göl kaç medeniyet gördü, yaşadı. 12 bin yıl. Hiçbir insan evladının aklına gelmedi. 12 bin yıl sonra bugün akla geldi, gölün dibi göründü. Bunlardan sonraki kuşaklar ancak fotoğrafını görebilecekler o gölün. 11 Kasım günü şov yapıp
milyon ağaç diktik dediler. Aynı gün para bulmak için, altın bulmak için insanlık tarihinin güzeli mirasını kuruttular. Samimiyetleri bu, fıtratları bu, karakterleri bu. Gölü kuruttular diye üzülüyoruz ama bu nasıl, bu iktidar asıl anaların, babaların, gençlerimizin umutlarını kuruttu. Bakın 4 gün önce TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Genç işsizlik oranı %27.4. Neredeyse her 3 gencimizden birisi işsiz. Sayın Erdoğan'ın Türkiye'sinde, Sayın Erdoğan'ın Türkiye'sinin elinin tersiyle ettiği %27.4 oranında işsiz gençlerimiz. 15-29 yaş arasında 5.700.000 gencimiz ne okuyor ne çalışıyor. Beklentimiz Ankara'nın nüfusundan, başkentimiz Ankara'nın nüfusundan daha fazla sayıda gencimiz okuyamıyor, çalışamıyor. Bir yıldan fazla süredir iş arayan gençlerin sayısıysa son bir yılda 80 bin kişiden 454 bin kişiye yükseldi. Peki bu kadar işsizliğin olduğu Türkiye'de adaletli bir iktidar acil önlem olarak ne yapar? İstihdam yaratır. Sosyal yardımları arttırır değil mi? Ne gezer? Maalesef öyle bir şey yok. Seçilmiş bir grup saray yancısına gelince her türlü imkan sağlanıyor ama millete gelince olsa dükkan senin diyorlar. Bakın Sayın Erdoğan emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlarımıza ne dedi? O yaşta emekli olunmaz. Bütçeye büyük yük olur. İskandinav ülkeleri bu yüzden battı dedi. Yandaş müteahhitlere akıttığın milyarlara rağmen batmayan bütçe vatandaşımızın hakkına gelince batacak öyle mi? Hem de İskandinav ülkeleri gibi. Bu arada o İskandinav ülkeleri hangileri? Norveç, Danimarka, İsveç. Battı dediği Norveç'te kişi başına milli gelir ne kadar biliyor musunuz? 77 bin dolar. Danimarka'da 56 bin dolar. İsveç'te kişi başına düşen milli gelir 54 bin dolar. Bunlar Sayın Erdoğan'ın battı dediği ülkelerin rakamları. Peki aynı Sayın Erdoğan ve damadının uçtu dediği Türkiye'de kişi başı milli gelir ne kadar? 8.800 dolar. Ne kadar acı değil mi? Devletin hazinesini teslim ettiğiniz insanlar utanmadan yalan söyleyip aklımızla alay ediyor. Battı dediği Norveç'in vatandaşı benim vatandaşımdan neredeyse 10 kat daha zengin. Battı dediği Norveç'in 1 trilyon dolarlık varlık fonu var. Damat beyin. Dengelediği Türkiye'nin 100 milyar lira bütçe açığı var. Damat beyin çöktüğü Merkez Bankası'nın yedek akçesini saymazsak, arkadaşların uçurduğu Türkiye'nin 150 milyarlık bütçe açığı var. El insaf be. Nereye gitti bu paralar? Sosyal yardımlara gitmediğini biliyoruz. Gençlerimize yeni iş sahaları açmaya gitmediğini de biliyoruz. Yerel seçimden sonra belediyelere de sırtlarını döndüler. Vergiler de arttı. Peki arkadaş, ben şimdi sormayayım mı? Vatandaşa harcamıyorsunuz. Vergileri de bindirdiniz. Hala bütçeyi denkleştiremediniz mi? Denkleştiremediniz. Bu israf ekonomisiyle onu da beceremediniz. Aziz milletim, buyurun tanıştırayım. İşte size
gelirini arttırdığı halde bütçe açığını kapatamayan muhteşem sistem. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İşte size... İşte size vatandaşının yokluktan, borçtan intihar ettiği ülkeyi yönetenlerin büyük buluşu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İşte size kendi genci, battı denilen ülkelere kaçıp gitmek isteyen memleketin yeni düzeni. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Aziz milletim, değerli arkadaşlarım, sevgili gençler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar kötü bir tablodan bile çıkış zor değil, biliyor musunuz? Yeter ki niyet olsun. Yeter ki vizyon olsun. Yeter ki önce millet densin. Türkiye'nin gücü ve imkanları var. Milletin parasını millete harcarsanız işler düzelir. Geçilmeyen köprü, gidilmeyen yol için, uçulmayan havalimanları, yatılmayan hastaneler için, israf edilen milyarlarca lirayı milletimiz için harcarsanız, gencimize iş, evlere aş için harcarsanız bu girdaptan çıkılır. Ama bunlar kime ne söz verdiyse artık parmaklarını bile oynatmıyorlar. Cumhuriyet tarihinin en savurgan, en beceriksiz ekonomi yönetimiyle bugünümüzü kaybettik. İnşallah İYİ Parti iktidarıyla yeniden kazanacağız. Ama bir başka tehlike de ne biliyor musunuz? Geleceğimiz. Artık geleceğimiz tehlikede. Dava arkadaşlarım, eğitim bir milletin kaderini, bir milletin geleceğini belirler. Eğitim bir toplumun ekonomik ve toplumsal kalkınmasının ön şartıdır, ön koşuludur. Sürdürülebilir bir kalkınma, eğitim düzeyinin yükselmesine, her bireye temel beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına bağlıdır. Eğitim düzeyini yükseltemeyen, eğitim kalitesini artıramayan ülkeler orta gelir tuzağına düşerler. Yoksullukla mücadele, hukukun üstünlüğü, toplumsal adalet ve eşitlik ancak kaliteli, adil bir eğitimle olur. İnsanımızın geleceğe dair hayallerinin olması, güçlü insani değerlere sahip olması aldığı iyi eğitime bağlıdır. Ama okula devam eden milyonlarca öğrencimiz temel becerilerden yoksun olarak mezun oluyorsa Türkiye kalkınmaz. Türkiye kalkınamaz. Eğitimi siyasete, insan devşirme kapısı yapmanın sonucu işsizliktir, yoksulluktur. İşte rakamlar ortada. Gençler bugünümüz, çocuklar yarınımız, geleceğimizdir. Her üç gençten birinin eğitimsiz ve işsiz kalması bu ülkede sorun olarak görülmüyorsa başka neyi sorun olarak göreceğiz? Biz eğitimi ülkenin geleceği olarak görüyoruz. Ekonominin düze çıkışı olarak görüyoruz. Bağımsızlığımızın teminatı olarak görüyoruz. Bizim için eğitim sorgulayan, özgürce düşünen, kendi ayakları üzerinde durabilen nesiller yetiştirmektir. Bizim için eğitim Türk tarımını geliştirecek, topraklarımızın verimini artıracak ziraat mühendisi, genetik mühendisi yetiştirmektir. Bizim için eğitim yeni tedavi yöntemleri geliştirecek doktorlar, Türk ilaç sanayini kalkındıracak kimyagerler yetiştirmektir. Bizim için eğitim fesli müptezeller değil, Halil İnalcık gibi, İlber Ortaylı gibi, İbrahim Kafesoğlu gibi tarihçiler yetiştirmektir. Bizim için eğitim, geleceğin teknolojisini kodlayacak yazılımcılar, Türk markalarının dünyaya açılmasını sağlayacak tasarımcılar yetiştirmektir. Bizim için eğitim, tüm dünyanın hayran olacağı eserler yaratacak
sanatçılar yetiştirmektir. Bizim için eğitim, şehirlerimizin tarihi dokusuna sahip çıkacak, yeşili koruyacak mimarlar yetiştirmektir. Ama eğitime önem vermek lafla olmaz, icraatla olur. Eğitime yapılan yatırımla, öğretmenlere verilen değerle olur. Okul yöneticilerinin seçiminde ve atamasında esas alınan liyakatle olur. Okulların temizlik ihtiyacını dahi karşılamazsanız olmaz. Atama bekleyen 900 bin öğretmen adayı dururken gidip yandaş vakıflardan hizmet alırsanız olmaz. Çocuklarımızı temel sayısal ve sözel becerilerden yoksun bırakırsanız olmaz. Sadece parası olanların iyi eğitim alması, üzerine bir sistem kurarsanız hiç olmaz. Madem beceremiyorsunuz, bari bize kulak verin. Biraz olsun bu milletin geleceğini önemsiyorsanız, söylediklerimizi, dediklerimizi hayata geçirin. Bir an önce okulların eğitim, öğretim için uygun hale getirilmesini sağlayacak yatırımlar yapın. Gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları için kaliteli bir eğitimi ücretsiz olarak sağlayın. Aranızda ben dahil pek çoğumuz orta ya da ortanın altında ekonomik düzeyi olan ailelerden geliyoruz. Eğer o beğenmedikleri cumhuriyetin 24 saat itiraz edip çemkirdikleri cumhuriyetin ortaya koyduğu o eğitimdeki sosyal adalet olmasaydı, sınıflar arası geçirgenliği sağlayan o eğitim sistemindeki, o imtihan sistemindeki bizim gibilere yol açacak o sistem olmasaydı, objektiflik olmasaydı, bugün ben buradan size hitap ediyor olmazdım. Köyümde oturuyor olacaktım. Aranızda bulunan pek çok arkadaşımız, kimi mühendis, kimi doktor, kimi üst düzey bürokraside görev aldılar. Bugün siyasetçi ve parlamenter olarak aramızdalar. Bizim çocuklarımız ve torunlarımızın, bizim yaş grubunun çocuklarının ve torunlarının dün bizim olduğumuz şanslara, bize verilen o şanslara, bugün imkanı yok o şanslara erişemeyeceği bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Soruların çalındığı, canı isteyenin canı istediği gün imtihan sistemini değiştirdiği bir Türkiye'de en önemlisi, kardeşim kul hakkı yiyorsunuz, kul hakkı. Öyle bir kul hakkı yiyorsunuz ki bugün fakirin çocuğunun bizlerin elde ettiği şanslara vakıf olması, o şansları elde etmesi mümkün değil. Günahtır, günah. Günahtır. Onun için öğretmenlerimizin özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirin. Saygınlıklarını, niteliklerini arttırın. Öğretmensiz sınıf, öğretmensiz çocuk kalmasın. Her öğretmeni kadrolu olarak istihdam edin. Okul müdürlerini liyakate dayalı, parti mensubu olanlardan değil, liyakate dayalı olarak seçin ve AK Parti kadrolarının sıçrama tahtası olmaktan çıkarın. Çünkü önce bir okulun müdürü oluyor arkadaşlar, ondan sonra bir bakıyoruz daire başkanı, bir bakıyoruz başka devlet görevinde genel müdür olmuş, müsteşar yardımcısı olmuş. Artık okullarla oynamaktan, öğretmenlerle oynamaktan, çocukların geleceğiyle oynamaktan vazgeçin. Eğitim programlarını keyfinize göre değil, bilimsel temellere göre
oluşturun. Her öğrencinin temel yetkinlikler kazanmasını sağlayın. Eğitimi o sıradaki bakanın günlük kararlarına bırakmaktan vazgeçin. Milli refahı ve kalkınmayı sağlayacak sürdürülebilir bir milli eğitim stratejisi oluşturun. Sabah erken kalkanın program değiştirdiği, müfredat değiştirdiği, sınav sistemi değiştirdiği bir eğitim anlayışından derhal uzaklaşın. Sayın Erdoğan, bugünümüzü kaybettiniz ama geleceğimizi kaybetmenize izin vermeyeceğiz. Eğitimi yoluna sokmak için önce, benim gencim nasıl düşünürse düşünsün, yeter ki özgürce düşünsün diyebilecek kadar irfan sahibi olmak gerekir. Önce gençlere güveneceksin Sayın Erdoğan. Gençlerden korkmayacak, tercihlerine, fikirlerine saygı göstereceksin. Belki senden çok daha farklı düşünecekler. Belki dünyaya senden çok daha farklı bakacaklar. Ama bir ülkede gençler büyüklerden farklı düşünüyorsa, işte o zaman umut var demektir. Çünkü değişime ayak uyduramayan toplumlar gelişemez. Sevgili gençler, sorunlarınızın tek sebebi liyakati hiçe sayan bu iktidardır. Onca yetişmiş ekonomist dururken damadını ekonominin başına getiren bir iktidardan ne bekliyordunuz? Her fırsatta yandaşlarına ihale vermeye çalışan bir iktidardan ne bekliyordunuz? Daha iyi şartlarda yaşamak istiyorsanız, adam kayırmacılığın yeryüzündeki timsali olan Sayın Erdoğan'ı değiştireceksiniz. Zamanı geldiğinde sağ olasın. Harika. Zamanı geldiğinde sandığa gidip değişim için oy kullanacaksınız. Türkiye'nin tüm kaynaklarını israf eden, kendi çıkarları için harcayan bu zihniyetin önüne dikileceksiniz. Türkiye'ye ayak bağı olmuş bu iktidarı değiştirmek için çalışacaksınız. Eğer işiniz yoksa bu değişimi iş edineceksiniz. Ya sistemin kurbanı olacaksınız, kurbanları olacaksınız ya da değişimin mimarları olacaksınız. Ağustos ayında bugün geleceğin ilk günü diye yola çıktık. Sevgili gençler, o gelecek sizin geleceğiniz. Sizleri bu değişimin öncüsü olmaya İyi Parti'ye davet ediyorum. Ne diyor Cemil Meriç? Yığın hale hükmeder. Büyük adam istikbale. İşte sizler o istikbale bizimle hükmedeceksiniz. Türk milletinin istiklali de, istikbali de sizinledir, bizimledir. Bu söz rehberimiz olacak. Çünkü geçmişten ruhumuza fısıldandı ki, birinci vazifemiz Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Çünkü geçmişten zihnimize kazındı ki mevcudiyetimizin ve istikbalimizin yegane temeli budur. Bu temel bizim en kıymetli hazinemizdir. Çünkü geçmişten işaret edildi ki bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahlar olacaktır. Biz binlerce kilometre uzaklıktaki
bedhahlarında, içimizdeki bedhahlarında istikbalimizi yakmalarına geçit vermeyeceğiz. Biz Türk milletinin iyi ve cesur evlatları olarak Türk istiklal ve istikbalini muhafaza için aşılmaz surlar olacağız. Yolumuz budur, ahdımız budur, andımız budur. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanım, ufkumuzu açan, Türk milletine yol gösteren, bize vizyon katan, konuşmanız için sizlere teşekkür ediyoruz. Ömrünüz bereketli olsun. Sağ olun, var olun efendim.